Bismillahirrahmanirrahim. Vitamin dersler üzerine yaptığımız rehberlik ya da iç dersler manasında Enderun serimize devam ediyorum. Bir önceki bölümde 3 seriyi zede başlığı altında takdim ettim. Bunlar Garp zedeler, Nasyon zedeler ve Max zedeler idi. Yapmadığımız 2 zede daha dersi vardı. Onların yerine kendinde kalmışlığı, zedilik değil de medeniyetinin evladı olmayı tercih etmiş. Bunu yol ve yöntemi aramış kesimi İslami başlığı altında takdim etmiştim. Şu anda önümde açılmış iki slaytım var. Birisi daha öncekilerine benzer şekilde derslerin kayıtlarının, sunumların nasıl sosyal medyada hafızaya aldığının belgelerini takdimden oluşacak. İkinci slaytım ise İslami yıl seminerlerinde kullandığım giriş dersinden uyarlanmış bir, yeniden düzenlenmiş bir akış olacak. Orada da fazla konuşma yapmadan metinde paylaştığım gerek duyuru, gerek özetleyici İslami yılla bağlantılı bir dizi paragrafı okuyacağım. İftar saatine daha epey var kala, artık bıçağa doğru neredeyse oluyor Kayseri'de. Bitiririz dersi inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ulumen Hikme, rehberlik derslerinin nazariyat ve ameliyat şeklinde iki bölüm halinde vermeyi taahhüt etmiştik. Bu bahar döneminde nazariyat derslerine başladık. Onların da temel seri olan ilk 8'ini bitirmiş ve mütemmim derslere giriş yapmıştım. Zedeleri takiben bugün mütemmim dersler İslamiyun, yani zede değil, zade. Zayi vermeyen, kendinde kalmışlık iddiası olan kesimi konuşuyoruz. Evet, daha özel bir slaytla karşılarsak mütemmim dersler, Gap, Nasyon ve Maksatiler ve İslamiyun serisi. Şimdi 12-13 diye devam eden bölümlerde yer alanlar ise çekirdek kadro oluşturan İslamiyun'daki biyografilerin içerisine zaman darlığından dolayı dahil edemediklerimizi, 3'ü Osmanlı'da, 3'ü de Cumhuriyet'te olmak üzere dönemler itibariyle akışta takip etmeye çalışıyoruz. Aslında ondan da bir kısmı ana çekirdekte yer almaları gayet mümkün olan isimlerdi ama 17 derste sınırlandı. Bunun için verme imkanımız yoktu. O bakımdan takdim edemedik. Evet, tegayyur, öteye dönüşenler manasında 3 sedemiz ve kendini koruyan, muhafaza eden, salatı zayi etmeyenler manasında zadeler serimiz. 2008'de başlamışız bu gruba. İslamiyun 2009'un son periyodunun dersi olmuş. Yani şu gruplandırmada tegayyur muhafizun başlığı altında İslamiyun buraya yerleşiyor ama İslamiyun'un tepesine bir ana başlık atarak aşağıdakileri ona ilikleyebilirdik. Yukarıda andığım gibi çekirdek ve çevre diye. Dönemler itibari verdiklerimi 3 Osmanlı, 3 de Cumhuriyet çevresinde konu ediniyorum. Bunların çekirdeğinde ise İslamiyun var. İslamiyun'dan seçtiğimiz 16-17 biyografi ise şu kesitlere yayılıyor doğum tarihleri itibariyle. En son 1957 doğumlu bir isme yer vermiştik ki Devrim Enderes'e tekabül ediyor o, hatırlayacağınız üzere. Evet, eğer 30-40 ders yapacak olsaydık İslamiyun serisi şu listede görüken isimlerden oluşurdu. Doğum tarihleri itibariyle aşağı doğru sarkıtıyorum. İçlerinden seçerek bunu 17 isimle sonlandırmış oldum arkadaşlar. Bunlar görüntü kayıtlarımızı gösteriyor. Bu taahhüt ettiğimiz listenin içinde yer alanlar ve almayanlar, kırmızıya boyananlar ve boyanlar şeklinde gösterilmiş. Ses kayıtlarımız arşivimizde bu şekilde mevcut.
İkrar sitelerin YouTube'a taşıdığımız görüntü kayıtları da var. Şu sol tarafta olan tanıtım dersi ki slaytlarını biraz sonra bugün de paylaşacağım. Diğeri ise ilk semestrden bir tanesi. Mehmet Akif'lere vermiş olduğumuz ders. Kısa bir şekilde hatırlatma mahiyetinde hatırlayalım onları. Akif'i bu şekilde başlamışız anlatmaya. Umarım ses geliyordur. Galiba sesle biraz yavaş durumlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Akif Ersoy. Bir şairi konuşmuyoruz sıradan. Milli şair ve milletlerine şiir yazmış olan şairler sınıfında da Mehmet Akif'i yerleştirerek, değişik milletleri sayarak filan da falan diyerek böyle hüküm açsanız bu da Mehmet Akif için yeterlilik ortaya çıkartacak. Mehmet Akif 1908 sonrası Meşrutiyet'in ilanından sonra batılaşma sürecinde nasyon dediler, mahzenlerin dışı. Bu ise paylaştığımız dersteki biyografilerle alakalı görseller arşivimizi veriyor. Bu karşınızdaki ekranda olanlarsa PDF formatlarıyla paylaştığım ilgili sayfadaki isimler. Saygı'nın tanıtım dersinin metni var burada. 4 radikal 4 sayfa diye 4 ismi birlikte değerlendirmiştik. Biyografileri görüyorsunuz. Bunlar da direkt biyografi değil ama İstiklal Marşı, Akif'le ilintili. İdeolojide de örgü referansları ve başkanlık. Bu da Necip Fazıl'la alakalı bir çalışmamız. Onları da PDF paylaşımlarında vermiş oldum arkadaşlar. Şimdi okuyacağım slayta geçiyorum. Evet, 31 Ağustos tarihinde giriş yapmışız 2019. 6 Eylül'de de ilk seminerimizi vermişiz. İslamiyun tabirini niye İslamlar yerine tercih ettik? Şarkzadeler, Garpzadeler, o dönemde bir Almanca makalede Türkçe olarak ilgili kitaba atıfla Latin harfleriyle böyle gösterilmiş İslamlaşmak şeklinde onu da buraya tercih ettim. Evet, bahsettiğim gibi giriş dersi 3 saat kadar sürmüş sanırım kayıtlarımıza gözüktüğüne göre. Bu okuyan metinler üzerine orada araya girerek konuşmalar falan da yapmışım. Burada sadece konuşacağım, metni okuyacağım. Küresel Medine mülakatından İslamcılık kavramına ki bu 2010 tarihinde yapılmış idi 12 sene önce negatif yaklaştığımız bir paragraf. Sadece Batı değil, Rahmani olanı yitiren, küreselleşen Batı düşüncesinin etkisi altındaki Müslümanlar da sekülerleşiyor. İslam her şeyden önce birdir. Onu salt sekülere indirgenmiş Batı ile seküler skala üzerinden karşılaştırırsak buradan İslamcılık doğar. Yani hurafelerinden arındırılmış seküler bir geçmiş. Bunun Batı ile ne karşıtlığı olmuş olabilir ki? Onun adaleti, human rights, kalkınması, makineleşme. Yani parolası küreselleşme vardığı noktada işareti ampuldür ancak diye tırnak içinde tiye alan bir cümle kurmuşuz. İslam İyun başlığı altında ele alacağımız biyografilerin yayıldığı 200 yıllık süreci özetleyen bir paragrafımız. Tanzimat ve Meşrutiyet'in şahitleriydi onlar. Yok oluş sürecinde kendilik İslamiyun bilincini taşıyanları. Garpça, Garp'tan, Garp'la yutulmak istemeyenler. Cumhuriyet döneminde muhalefet arayışları. Cumhuriyet'in kuruluşunun tanıkları, Arke, İnönü istibdadından geçmişler, 60 sonrasını erenler, 71'i yaşayanlar,
ve 28 Şubat'la devrilenler. Bel asır. Bir kesitten bir dönemden bahsediyoruz. Hüsran dışında kalan müstesna insanları, zedeler dışındaki zadelere konuşuyoruz. Sıcak tüm ağırlığıyla çöktü yine kente, insana. Mekke'de, Medine'de hacılar kümelenmeye başladı. Yaz sıcağında üşüyecekler. 31 Ağustos tarihi. İnsan üşüyen canlı. Eylül'e kadarki iki ayımız İslami yıl seminerleri için değerlendireceğimiz bir kesit olacak. Cevdet Paşa başlangıçlı. İçinde dört şairi de muhtevi bir liste üzerinde harmanlama, bağlama ve çözmeler. Ve dördüncü şair ben aslında son 30 yılın İslamcılarından müstesnalaşan duruşunu şöyle paylaşmış diye ileride paylaşacağım bir alıntısı var İsmet Özel'in. İslamiyun iktidara bakarak olumlu olumsuz iki yorumu burada paylaşıyorum. 7 sene öncesinin 30 Ağustos'unda iki paylaşım yapmış. Biri 15 Temmuz sonrası yargılanan Samanyolu gazetecisi, eski solcu, sonrası liberal Şahin Alpay'a ait. Diğeri hala kendisini İslamcı gören birinin kitabının son paragrafı. Salman Said şöyle diyor. Fundamentalizm Korkusu kitabının son paragrafından alıntılandı. Şüphe yok ki İslamcı gelgit önümüzdeki yıllarda gerileyecek, yükselecektir. İslamcılar hayal kırıklıkları yaşayacaklar. İlerleme ve gerileme kaydedeceklerdir. Fakat Müslümanlar var oldukça İslamcılık vaadi ve korkusu var olmaya devam edecektir. Çünkü nihayetinde biz Müslümanlar için İslam, her şeyin daha iyi olacağı ümidin öbür adıdır. Şahin Alpay ise iktidarı aynı tutarak şöyle konuşuyor. İranlı Abdülkerim Suruş'un Karl Popper'dan esinlenen liberal demokratik İslamcılık ve tabii iki uç arasında sıralanan çeşitli tonlarda İslamcı akımlar, Mısır'da Müslüman Kardeşler, Tunus'ta Ennahda, Türkiye'de Milli Görüş Hareketi gibi akımlar var. İslamcılığın sert yani antidemokratik türleri İslam'ı bir din olduğu kadar siyasi bir ideoloji olarak da görüyorlar. İslamcılığın yumuşak, demokratik türleri ise İslami değerlerde siyasi aktivizm ve eylem için yol gösterici yönler buluyorlar. İslamcılığın yumuşak türleri evrilerek İslamcı çerçevenin dışına çıkabiliyor. Bunun tabii ki en önemli örneği Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi. AKP'yi Müslüman demokrasisinin ilk temsilcisi olarak görmek mümkün. Milliyetçi, Sünni, muhafazakar ve liberal değerlerin bir karışımını sergileyen AKP'nin siyasi kimliği evrim halinde. Tabii 15 Temmuz sonrası içeride yatanlardan bir isimdir Şahin Alpay. Referanssız kalmak diye bir paragrafım. Tüketmedik dini değer, referansları İslam olanlar üzerinden, referansı İslam olmaktan çıkmış gömleksizin itibar değiştirmek istemeye devam ettiği, gemin batıyor diye çırpındığı, dün bir hanımefendinin mezarında, şöyle yükselin cenaze namazını kastediyorum, yarın Akif'le ilgili bir etkinlikte konuşacak olan Reis Bey, Mehmet Akif. Biz 31 Ağustos'ta 4 aylık İslamcılar seminerlerine başlıyoruz. Varoluş kuşağından başlığı altında bir paragrafım. Akiflerden Emre Akif'e 17-18 isim seçme zorunluluğu muhtemel seçim koyu kelimelerle gösteriliyor diyerek listeyi paylaşmışım. Ya Menderes sonrası yani 60 sonrasında doğanlar varoluş yarışmaları orada kalıyoruz. O bambaşka paragraf ne İslamiyun içerisinde ne de sonraki dönemlerde yer vermiyorum dedim. Bir küme oluşturmak başlığı altında zevkler ve renkler tartışılmazcasına bir seçim değil elbet bizim burada seçtiğimiz 17-18 kim. Bir iç mantığı olacağı aşikar seçimimizde. Tadat edilen isimler üzerinden tüme varırsınız artık nasıl bir tercihte bulunduğunuz üzerinde teemmülde bulunasınız dedim.
Hakikat vakaat olunca diye bir paylaşımım. Vukuat da olur. Vakı olduğunda arızalar da meydana gelir. Kitapta olan hayatta temsil bulunca, yani İslam Müslümanlarla ortaya konulmak istenilince, ruh maddede ışımaya başlayınca, madenince cevher olur. Yani her insan kendinde yansıtır İslam'ı. Karartır ya da aydınlatmada bir ışık olur. Her bir hikaye, yani anlattığım İslamcı öyküler aslında nevi şahsına münhasırdır. Her küme kategorizasyon bir tahriftir. Ama tanım da ancak böyle mümkün. Kitaptan sudur. Yani her bir biyografi kendi üzerinden aslında bir İslamcılık tanımı verir. Medeni dönemden devr-i fetrete meşrepler diye bir ara başlık. Elbet bir iktizal eğilimi var. Yani İslami kuşağında. Bir havariç, bir selefi damar, bir yeni iştihat süreci. Yine teşeyyü, yine tesenni, yine bir tesellüf. Hiçbir yeni olanın eskinin düz bir devamı olmadığı da aşikar. Her yeni ekli niteleme, yeni filan, yeni filan. Anlamaya bir kolaylık getirdiği kadar bir şablonla harcar da alttaki kümeyi. Hiç bulaştırmamak en iyisi. Dolayısıyla karşılarına yeni mutezile, yeni harici gibi başlıklar atmadan kendi dönemi içerisinde mahallinde görmeye çalıştık. İslamiyum tanımlar üzerinden şöyle bir paylaşımım var. El-İslamiyyun, Mel-İslamiyyun ve Ma-Etrake Mel-İslamiyyun dersek. Bilirsiniz böyle değildi Müseylime'nin şarkısı. Kur'an'a nazire yapmak istediğinde. O bu kez Yemen'den Hicaz'a fil orduları değil, fil şarkıları yolluyordu. Kadri idrak edecek, Kariya'yı idrak edecek bir düzeyin çok uzaklarında kalmış bir idrak bedeni. Asr-ı fiilin idrakine söylenen karae, kuşların diline yaban düşmüş, fil asrının kapanışına beste yapmış bir hortumcu. Malum fil nedir, hortumları şiirin içine göndermeyle. Burnu damgalı Müslüman değil, Müseylime, yani Müslümancık. Şimdi İslam, İslamcı tanımlarındaki geçişler için daha derin üzerinde düşünülerek okunması gereken özetlemeler yapıyorum. Fiil tarihinde, fi dediysem geçmeyi 15 Temmuz'la damgalı davetli olduğum asrın itiraki ve İslam konulu sempozyuma, böylesi davetlere ilişik koşullarım yerine gelmediği için gitmemiş bir metin göndermiştim. El-Kariya'ya bir belletilen metodoloji nazarıyla bakarak, Kariya'nın aynını elif, İrak'ın kesini kefle mezzeden bir ilhamla, sempozyumun adının göndermesi olan terkip ve şairi veriyordu. Bu sesler arkasındaki perdeleri aşma azmi, yani asrın idraki başlıklı Mehmet Akif'in şiirine gönderme yapan bir sempozyum. Akif'i İslamiyun dersinde merkezi bir şahsiyet olarak okuyacağız. O bakımdan irtibatlı bu göndermelerim. Biz İslamcılık hakkında söyleyeceklerimizi tezkere yıllarında AKP karanlığının başlangıç yıllarında varoluş için olması gereken bir kuşak içinde konuşmuş, tenvir çırasını duvara asmıştık. Hala yok oluşa inat, varoluşa kürek çekiyoruz. Sıratta kalmaya çalışıyoruz. Müceddidler çağının medeni düşünce tarihi derslerini son kez vereceğimiz bir mevsimde, ona paralel olarak müteceddidler çağında kendinde kalmaya çalışanları konuşacağız. Akşam soruyoruz. İlk dersin girişini böyle takdim etmişim. Yukarıdakine nazire ile El-İslamiyyunu, nedir İslamcılık? İslamizmin ne olduğunu derk edebiliyor muyuz? Körlerin tanımları diye onlarca yüzlerce İslamcılık tanımları içerisinde bir bakış nazar atfediyoruz. Körün fili tarif edişi gibi, yani Müseylime'nin fil tarifini de hatırlayın, böyle bir teşbihimiz vardır. Bir büyük bütünün neresine ulaşabilmişse itirak, oradan külliler devşirme indirgemeciliği için kullanırız. Eğretinin çıkarımı,
yanlış değil ama hepsi bu kadar değil olur. Sonunda her benzetme sonrasına uyarlanır bir maksudu muhtelif lafımız da vardır. Teşbihte hata olmaz. Tıpkı nas olan yerde işrada mesa yoktur gibi söz götürür bir aforizmadır bu da. Bir de maksut muhtelifken yersizce kullandığımız cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelifimiz vardır. Kör fili tarif etmişse belki de bütünüyle yanlıştır tanımı. Kör müseylime ise hele belki değil mutlak. Eğletileme değildir orta bulan, eğlencedir, leh ve hadis. İslamcı, yeni İslamcı, post-İslamcı, radikal, fundamentalist, entegrist, gerici, mürteci, dinci, selefi, neo-selefi, cihadi, modernist, yenilikçi. Bir eş anlamlılar sözlüğünde bir çırpıda eşitlenebilecek alternatifi diye karşınıza çıkıverir bu kelime yağmuru. Oysa ne eştir çoğu birbirine ne de tüm kullanırlarınca müttefik bir anlama sahiptir bu kelimeler. Kimi İslami olan onlardan tenzih eder, kimi kendini onlarla tanımlar. İbil'den Ebabil'e başlığı altında şöyle bir takdimim de var. Şimdi bir başka göndermeyi atlayabiliriz. Güya sorarlar deveye, boynun niye eğri? Güya der o da, nerem doğru ki? Güya halinden muzdarip bir ifkat garibesidir deve. Güya sokranır çatar feleke. Yok deve, sorun bir bunu çukura düşen merkebe. Nasıl çıkacağını soruşunuzdaki gibi sorun. Kim düşündü verdiği bu cevabı? Tabii ki sen. Bu meşhur bir fıkramsıya gönderme. Fıkra hatırlamamışsanız hiçbir şey anlaşılmayacaktır. Oysa asıl soran kitab-ı kerimdir. Deveye değil, sana sorar. Bakmazlar mı nasıl yaratıldı ibil? Deve. Eğrilik değil Murat, azamet. Fil ordusunun cesameti karşısında Rabbin efaline muntazır İbrahim çocukları için gökte dirilen azamet. İbil, ibil, sibil, sibil kuşlar. Bak nasıl yaratıldı İbrahim'in çocuğu. Bir bak, devir fetreti tarihe gömecek. Düveli muazzamayı gagalayacak kuşlar. İslamiyun'un cik cik sesleri, Twitter'ı makalı diyerek Makalat-ı İslamiyun'a dersimizin, serimizin ana başlığı olan İslamiyun'a taşıyorum dinleyiciyi. Makalat-ı İslamiyun. Bu terkipte İmam Eşari'nin bir kitabı var. Böyle başlar her cuma minberde hatip hitabesine. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm. Sonra okur bir kâri edasıyla kaza edeceğim makale. Cumadır, camide cem olmuştur cemaat. Cemiyet dışarıdadır, taşrada. Biliyorsunuz böyle seviyesi bol olan nesil yazılarını bazen alta da dizerek bir şiirimsi görüntü ortaya çıkartıyorum. Buna eskiler mensur şiir derler. Böyle bir uyarlama bu paragraf içinde yapmıştım. Onun seslendirmesini vereyim. Metin burada zaten. Mehmet doğar, Akif ölür. Böyle başlar her cuma minberde hatip hitabesine. Kâle Allahu Teâlâ fî kitâbihil kerîm. Sonra okur bir kâri edasıyla kaza edeceği makale. Cumadır, camide cem olmuştur cemaat, cemiyet dışarıdadır, taşrada. Kul dedi kuluna, kîlu kâl dünyasına, kul. Kitab-ı Kerim'in son yaprağına düşer gök noktasından üç sure. Üç vakte kadar üç kez kul ile taşlanır kelamın kapısı. Din-i kul sizin olsun. Yeter bana dinin de ve kararlılığında bir abide kul. Vardır kentin göbeğinde. Gökten gelen son ilamı okumaya hüküm giymiştir Mekki. Abideliği makal dökülür elinden, dilinden, hatta sükutundan. Mekke'de neşrolunan zuhufa bir tek varak sakız olmamıştır. Allahu samet, Allahu lehattan başka birine mürci. Ne bugün ne yarın. Dün de olduğu gibi ebediyen abide kalacaktır bu sözler.
Fırat'ta bir yolda çıkar karşımıza. Devr Fevzeti'nin satırında. Ölüler dini değil bu din. Dini hayat der. Milliyet İslam'dır. Eğri büyülü söylemez sözünü. Bakan. Bolu fikir için köylü olan kitap, onun itikafında başvuru kaynağıdır, ilhamıdır. O ilham ile kur buyruğu hemen yakur olur. Her Müslüman Mehmet doğar, soyuna çeker, er olur, acık olur. Cuma günü İslami yıl seminerlerine başlıyoruz şeklinde bir duyuruyu öncelemiş. Metinde geçen Kur'an'ın son sayfasındaki üç kul görülmektedir. Evet, ilgili sezonda yani 31 Ağustos 2019'a başladığımız seminerin içinde yer alan biyografiler listesi gözüküyor burada. Burada iki tane dörtlük var işaretlenmiş olan. Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, İsmet Özel. Bunları dört şair diye kümeleyebiliriz. Her birine ayrı ayrı konu edindim. Dört de radikalimiz vardır. Nevşah Sinan Minhasır İslamcılar. Mehmet Said Çekmegil, Ercüment Özkan, Said Ertürk ve Süleyman Karagül'le. Onlar ise toplu değerlendirdik. Ayrı ayrı konu etmedik. Ahmet Lidet Paşa, Abdülhamid Sani, Babanzade Ahmet Naim, Said Nursi, Said Halim Paşa, Nurettin Topçu, Necmettin Erbakan, Aksoy Müftüoğlu, Nuri Pakdil, Nurettin Topçu, Hayrettin Karaman, Ali Bulaç ve Akif Emre. 1957 doğumlu olan isim. Gerek bunlar, gerekse listeye almadığı başka isimler biraz sonra akışta kısaca kendilerine değineceğimiz görüntüler verecek bizlere. Ayrıyeten isimlerin karşısına doğdukları zaman dilimini, öldükleri zaman dilimini, en meşhur olan etiketlerini vermeye çalıştım. Şöyle kayıda girmiş oluyor. Video durdurulduğunda kayıtta bakılabilir. Ölüm doğum tarihlerini okumayayım. Bu kısaltmalar ACP Ahmet Cedet Paşa. Bu şekilde yazı içerisinde kısaltmalar yaptım. Bu şekilde algılayın. Bazen bir sözünü, bazen hakkında kalan bir sözü, bazen benim nitelediğim etiketlerle slide'ın akışı devam edecek. Politika alemi bir başka alemdir. İnsan karındaşı olsa onu bile feda ediyor demiş Ahmet Cevdet Paşa bir tarihçi eşleriyle tezakirde. 12 Şubat 2018 akşamı, yani İslami Yunus serisi içerisinde vermedik ama bir sene önce, bir buçuk sene önce ölümünün 100. yıl dönümü vesilesiyle Abdülhamit hakkında bir ders yapmıştık. Yani bir buçuk yıl önce Sultanahmet'in ölüm seneyi devriyesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle Zedeler serisinin ilkine, Garp Zedeler, ara verip özel bir ders yapmıştık. Dün bu üç dönemlik dersleri Akif'in torunuyla nihayete erdirdik. Bugün daha önce de tahayyül ettiğim gibi 6 Eylül'de başlayacak olan 17 biyografilik İslamcılar serisi için bir giriş dersi sunmalıyım. 31 Ağustos aynı zamanda 1 Muharrem tarihine denk düşüyor. Şemsi ve Kameri tarihin izdivaç günleri, cem oldukları Meracel Bahreyn günleri. Biz öyle algılar üzerinden konulara böyle tarihler düşeriz hani. Müslüman takvimin 15. Hicri asırda 40. yılını geride bırakıyoruz. 1440 senesi bu akşam demişim tanıtım dersinin yapıldığı gün. Tarih bilimlememizde Hamit ismi önemli dönemeçlerden biri malum. İslamcılar içinde de olmazsa olmaz anlatılması gereken isimlerden belki de ilk ders olmalıydı. Garp zedelere 2. Mahmut'la başlamıştık. Mahmut ocağında bir kendince direnişti Hamit. Mahmud'un çocuklarını kastediyorum, Mahmud Hoca, yeni Osmanlılar. Burada satır başı olabilirdi. Sözünü ettiğim özel ders nedeniyle onu okuyabilir yeniden arkadaşlar. Yoğun isimlere yer açabilmek için ilk dersimiz yapmayacağım bunu tekrar. 31 Ağustos 1 Muharrem'in Hamid'in tahta cülüs yıl dönümü olduğunu hatırlatmakla yetineyim. 1876, 143 yıl öncesi bugün. İlk 33 yılı boyunca sürdü devrim.
Sadece Osmanlı toprakları üzerinde bir sultan olmanın sınırlarını aşarak Hint'te, Maşrik ve Mağrib'de halife olarak anılmayı başarmıştı. Hamit'le ilgili birçok tarih onu konuşmaya vesile olur. Bir tek doğumu konu olmamaktadır. Onu da Tanzimat Osmanlısı'nın başına yakın buluruz. Tahttan dönüp Selanik'e gönderildiği 27 Nisan tarihi Hamit döneminin resmi sonu olması itibariyle önemli elbet. Ama devri fetreti 2 hafta önceye çekip 13 Nisan, 31 Mart olarak da konuşmak daha doğru başlangıç görülür. Bu 13 Nisan neşe doluyor insan şeklinde de bir şiirimizi de toparlamıştım. Belki bir yıl önce çekerek 2. Meşrutiyet'in ilanına gittik. Osmanlı demokrasisinin başlangıcı Britanya monarşik sistemine geçiş meşrutiyetle başlar. İslamcıların gazete aydınlanmacılığı, sırat-ı müstakim arayışı, medeni düşünce tarihi sonrası İslamcılık bu arayışın adıdır. Said Halim Paşa, İslam'da siyasi teşkilat adlı kült, Musa'nın ilk eserlerinden biri, ona ait. Şeyh Said, Mustafa Sabri Efendi, Babanzade Ahmet Naim, İslam'da davayı kavmiyet, o kırılma dönemindeki zedelerden nasyon zedelere karşı İslamcılık davasını savunan eseri. Doğacaktır sana vaat ettikleri günler hakkın inancını sürdüren bir kuşağın babasıdır, fikir babasıdır Mehmet Akif. Seyit Bey, Musa Carullah Bigiyev, İskilipli Atıf Hoca, Said Nursi, bir başka ümit kaşıyan, ümit eken adam, ümit var olunuz. Şu istikbal alemi içerisinde en yüksek ses İslam'ın sesi olacaktır. Eşref Edip Fergan, Hasan Basri Çantay, MFK, bilhassa saf fikir bu 7 gün 1941'de yazısı, bilhassa saf fikir ve ideoloji cephesiyle zayıf olan memleketimde beklenen büyük sanatkarın bütün bu şubelerini dolduracak mikyasta Heyula gibi bir insan olması lazım geldiğini anladım. Bu iktidarın kendimce bu iktidarı kendimce asla görmemekle beraber memlekette büyük sanatkarın misyonunun bu olduğuna inandım. Ben de muhteris bir sanatkar olmak itibariyle bu misyonu kahramanca kabul etmeye ve bu uğurda savaşmaya karar verdim. Bunun için her şeyden evvel yepyeni bir dünya görüşü ve cemiyet sistemi telakkisi lazımdı. 1941'den başlıyoruz. İkinci Dünya Harbi'nin erken yılları. Arketürk'ün ölümünden 3 sene sonra Milli Şef'in astığı kestiği dönemler. Yani İslam adına görünür de konuşan piyasada kamuoyunun da isim yok. Bu gerekliliği nasıl yeniden canlandırdı, onun cümlelerini, arayışını görüyoruz burada. Günü geldiği zaman mücadelem görülecektir. Bu telakkinin ismini Büyük Doğu koydum. Asyacı Avrupa'ya yalnız müspet ilimleriyle taraftar, ruh kutuplarını Asya kaynaklarında aramak ve Avrupa'ya tatbik etmek davasında inançlı, Allahlı, şahsiyetçi, faşizm, komünizm ve liberalizm düşmanı, mülkiyette tahtitli fakat komünist değil bir telakki. Zamanında hayatımı dahi bu uğurda vererek davamı örgütleştirmeye çalışacağım diyor 41'inde taahhüt. Bundan 42 sene sonra öldü, orta yıllar. Hayatımı dahi bu uğurda verecek davamı örgütleştirmeye çalışacağım. Bunu bitirdikten sonra kendimi saf şiire vereceğim. Yani şiir şiir içindir. Şu anda şiirim davamın emrindedir diyor. Aslında ben mesaj taşıyorum. Saf şiir yazmıyorum. Kendi ruhumun ve kafamın iklimini kurduktan sonra yalnız onun duygularını temsil eden şiire çalışmaktan başka gayem yoktur. Nurettin Topçu. Böyle etikleyebiliriz. İlimde, fikirde, sanatta, aksiyon, Anadolu Sosyalizmi, teorik ve pratisyen. Osman Yüksel, Serden Geçti. Sabrettin Yüksel Hoca. Mehmet Said Çekmegil. Said Ertürk. Ve Erbakan.
Önce ahlak ve maneviyat, İslam ortak pazarı, D8'ler, milli görüş, adil düzen gibi onca onu anabilecek, katılacak kelime kurabiliriz. Cumhuriyet 50 yılına daha girmeden 73'te girecektir. 69'da meclise girdi ve meclisin feshedilen birinci meclisin temsilcisi olmaya çalıştı. Süleyman Karagül'le Sezai Karakoç rahmetli o tarihte bu başlığı attığımızda vefat etmiş gözükmüyor. Allah rahmet eylesin. 27 Haziran 2017'de vefatından 4 sene, bugünden 5 sene önce şöyle bir paylaşım almışım. İslam devleti. Başka bir şey demeye gerek yok. Yani devlet kelimesinin dillerinden düştüğü Müslümanların bu, yani İslam'ın İslamcılık olarak görüp atıp vermedikleri bir dönemden bahsediyoruz. Yani milli görüş mirasının geçen biyografisini verdim. Şu anki başkanı benim İslamcılık diye bir referansım yok diyor. İslam devleti başka bir şey demeye gerek yok. Türk İslam devleti, Türkiye İslam devleti demeye gerek yok. Çünkü öbürleri katılamaz sana. Başka milliyetlerden olanlar. Sadece İslam devleti demeliyiz. İran'da İslam devleti desin kendine. Suudi Arabiye demesin. Madem ki şeriatla idare ediliyor, madem ki İslam devletidir, iddiası budur. Neden Suudi Arap? Hepsi İslam devleti yapsın adını. Tabii İslam'a uyarak. Ha, bakacağız 3-5 tane İslam devleti çıktı ortaya. Birleştirsin. Bir tek İslam devleti olsun. İlaf. Fakat o kendi ırkının adını koyarsa, biz koyarsak, öbürü İran yaparsa, Mısır öyle yaparsa, her bir böyle yaparsa ve küçük küçük coğrafyalar, Suriye, işte bunun halini görüyoruz. 30 sene, 40 sene evvel ben yazdım. Irak kalamaz böyle dedim. Suriye böyle kalamaz. Bir an önce birleşmeleri lazım. Yalnız kendilerine değil, bizimle de birleşmeleri lazım. Fakat tabii ki bu sözlerimizi iletemedik. O günlerde Karakoç üzerinde de tabii seri üzerinde ders yaptım. Önce göreceksiniz nice yazılar döküleceklere yazarken bu sözlerin arkasında durmayan insanlar. Partisine oy atmayanlar demiştim ki aynen de öyle oldu. Haftalar boyu sürdü. Bütün dergiler özel sayılar çıkardı. Ah 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 neler neler yazdılar. Hayrettin Karaman. Nuri Bakdil ile konuştuk. Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır diye çok paylaşılan bir aforizması. Hüseyin Hatimi. Hüseyin Hatimi liste tabii yer alıyorum İslamcılar içerisinde. 17 içerisinde de yer vermedik. 38 Arketürk dönemi doğumlularda biyografisi verildi. Yani listede kışta giden herkes almıyor bildiğiniz gibi. İslam Partisi, İktibas, Tasavvuf, Öteki İslam gibi etiketleyebileceğimiz dört radikalden biri. Esat Coşan Hoca'yı görüyorsunuz. Fatsı Müştoğlu'nda İslamcılar kesiminde konuştuk. Eğer orada yer vermeseydik şu anda yaptığım devri milli şef doğumlar içerisinde yer alacaktı. 42, tam da şu sıra 42 doğumları konu ediniyorum. Ondan da paylaştığımız söz olmuş. Enformasyon devriminin tamamlandığı bir çağda yaşamaktayız. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bütün dünyanın nabzını tutacak bir birikime sahip olmamız gerekir. Bu haliyle İslami yapılar toplumsal bir dönüşümü gerçekleştirmekten uzaklar. 2 sene önce yazdığım bir yazıda Libya'nın yeniden sömürgeleştirildiğini söyledim. Oysa adı aynı dönemde bazı lümpen İslamcılar Libya'da İslami bir devrim olduğunu dile getirdiler. Yani Sezai Bey'in Suriye üzerinden verdiği, bunun Libya üzerinden verdiği ki Atsu Bey hala hayatta Allah verin ömürler nasip etsin, serzenişler. O da vefat ettiğinde bugün bu sözlerin arkasında durmayanlar nice iyi büyücü sözler dizecekler. Libyalı muhalifler emperyalistlerle işbirliği yaptılar ve ülkelerini 3 kuruşa sattılar. Libyalı muhalif liderlerden biri geçen yıl İtalyanların Trablus'ta düzenledikleri işgal yıl dönümünün töreninde İtalyan kolonyalizmini övdü ve biz her şeyi İtalyanlardan aldık dedi. Libya'yı şu an büyük bir belirsizlik bekliyor. Libya'nın geleceğini Libyalılar belirleyemeyecekler. İhsan Süreyya Sırma 1944. İnşallah bu cuma
3 gün sonra İhsan Süreyya Sıma'yı konuşacağız. Beylik cümlelerinden bir alıntı. Reddedilmeyi reddetmek. Türkiye'de son 30 yılın İslamcıları bunu amaçladılar ve büyük ölçüde başardılar. Reddedilmekten kurtulunca da, yani sistem onları kabul edince de amaçsız kaldılar. Bu halleriyle sisteme yem olmaları kaçınılmazdı. Şimdi bir ehlileştirme işlemine bile tabii tutulmaları gerekmeyen İslamcıları sistem bir bir yutuyor. Mehmet Doğan, Hikmet Zeyveli, Metin Önal Mengüşoğlu, Abdurrahman Arslan, Beşir Eryarsoy, Ali Bulaç'la Menderes dönemine giriyoruz. Kürt Alevi gayrimüslimlerin durumu, bölge politikaları, Suriye'de takip ettiğimiz hatalı politikalar dolayısıyla komşularımızla içine düştüğümüz durum tarihin acı verici biçimde tekerrür etmekte olduğunu gösteriyor. Yeni çıkan tabloya bakalım. Irak, mezhep ve ırk temelinde üçe bölündü. Suriye benzer bölünme sürecini takip ediyor. Onlarca çeyrek ve yarım kubbeyi birleştirici tek bir kubbe bulunamazsa Türkiye ve İran'da aynı akıbete uğrayacak. Eğer İran Rusya'ya, Türkiye batıya güvenip siyasi birlik ve toprak bütünlüğünü koruyabileceklerini düşünüyorlarsa bizatihi parçalanmanın ve bölünmenin hakiki faktörlerinin bunlar olduğunu bilmek lazım. Daha geniş, daha kapsayıcı, daha birleştirici bir şemsiyeye, kucaklayıcı bir kubbeye, ilafa ihtiyacımız var. Kabul etmek ve görmek lazım ki Orta Doğu denen büyük coğrafyanın tam kalbinde 25 milyon Kürt yaşıyor. Ve Kürtler dört parçaya bölünmüş ve eski statülerine artık rıza göstermiyorlar. Ama onlar da bilmeliler ki Adem ve Havva'nın Yüce Allah'ın uyarlarına rağmen acı meyveyi yiyip dünyaya indirilmeleri gibi her ne olursa olsun önce bizim de Araplar, Farslar, Türkler gibi bir ulus devletimiz olsun. Sonra oturup birliği düşünürüz diyecek olurlarsa büyük bir hatayı tekrar edecek hem kendilerine hem başkalarına acı yaşatacaklar. Tabii ki Türkler, Araplar ve İranlılar da artık hiçbir sorun çözmediği ve eskisi gibi devam etmesi mümkün olmadığı anlaşılan ulus devlet, mezhepçilik ve milliyetçilik ısrarlarından vazgeçmelidirler. İslamcılar bütün kavimleri, dinleri ve mezhepleri içine alacak büyük bir bölgesel entegrasyon öneriyor. İttihat İslam'ın bugünkü tercümesi budur. 2012, 10 sene önce bir yazısı. Salih Mirza Beyoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu, inanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm. Ümit Aktaş, İslamcılar üzerine 3 ciltlik 40 sene kadar evvel bir kitap yazmış olan bir isim İsmail Kara. İslamcılık 19-20. yüzyılda İslam'ı bir bütün olarak inanç, ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, eğitim, yeniden hayata hakim kılmak ve akılcı bir metotla Müslümanları İslam dünyasını batı sömürüsünden, zalim ve müstebih yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden kurtarmak, medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist ve eklektik yönleri bastım, siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların, arayışların bütününe itibaren bir hareket diye çalıştığı konunun tanımını yapmış. Yine bu süre esnasında vefat etti Hüsamettin Arslan Beyefendi. Ve seminerimizin İslami kuşağındaki son ismi Akif Emre olmuştu. Mayıs ayı giriyor, neredeyse 5 sene olacak. Allah rahmet eylesin. Metin Yüksel, şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Bizim aşağı yukarı kuşaktaşımız benden 4 yaş büyük. 79'da İran devriminin bir ay sonrasında Fatih'te şehit edilmişti. Bu dersi hazırladığım sürede bu seriyi Şule Yüksel Hanım'ın vefat haberi gelmişti. Onun üzerine de bir uzun paragraflar döşemişim. Kendisini Cumhuriyet dönemi İslamcıları ya da Müslümanların biyografilerine vermiş olduğum seride, tarihinin geç döneminde
hanımları dışarıda tutmuş, onları müstakil bir kümede toplamıştım. Mümini halefler başlığı altında. Tabiatıyla artık bu da seleflere kavuştu. Ve onun üzerinden bir dizi şeyi hatırlamaya çalışmışım. Hanımlara pek yer veremedim. O bölümde onun üzerinden de dersi tamamlamış olalım. Mümine haleflere, ya selefiyle, halefiyle mümineler. Mümine haleflerdendi, seleflere karıştı, rahmet olsun. Şule, bir ışık hüznesi. Hicabın tarihe gömüldüğü algısının zirvelerde olduğu bir karanlık dönemde ışık hüznesi. Lugat-ı Türk konuşurlarının ipek yollarından göçerken uğradıkları, kondukları pazarlarda heybelerine attıkları kelimelerden bir kelime şule. Bir ale, bir lema, yalım, parıltı. Bence ışık hüznesi. Lugat'ın 9 yıl sonrasında bir şule adı, bir şure başını gündemeden bir emek şule. Sokak ampullerine değil, gökteki yıldızlara talip. Müslüman genç kızların kendinde kimlik bulduğu bir isim oldu. Kentin en merkezi mahallelerinden birinde. Balkonda kahvaltıdayım. Şu anda içinde bulunduğum ev. Yazıyı yazdığım, karalamış olduğum sayfalar. Karşımda yıkılmış eski mahalleden kalma birkaç ev. Minaresinden Tanrıludur bile denmeyen susmuş bir cami. Mahalleyi artık sulamayan bir çeşme görüntüsüyle belleğimin yarım asır öncesine uzanan zaman mekanının kıpır kıpır olduğu demleri canlandırma seansları. Bu anda işliyorum televizyon haberlerinden Sühre Hanım'ın vefatını. Mutfak televizyonundan yerel TV'nin Talas'ta çekilmekte olan bir filmden devşirdiği sahnelerde geçtiği haberin görüntüleri sesleri geliyor. Süveyda. En son bir dönem film olan Sevda, Kuşun Kanadı'nın yönetmeni Mesut Uçakan bir kez çok daha eskilere, bir başka karanlık döneme iniyor. Uçakan'ın ilk film şirketi Sur'un yardım amaçlı ise senetlerinden almıştık Üç Emboğlu. Çıkardığı sinema dergisi gelirdi zaman zaman adresimizde. 70'li yılların ilk yarısında sinema salonunda izlediğimiz ilk film ise Yücel Çakmaklı'nın Birleşen Yolları'ydı. Çakmaklı adına bir irtibat bürosu var bugün Talas'ta, Develi'de. Küçük Sevda, film adı Süveyda, filminin küçük oyuncusu Necip Fazıl adında bir çocuk. Hafızlık eğitimi yapmak isteyenlerin ödedikleri bedel. Bir dönem Sevda, dava, küçük kara lekeler. 50 yıl sonra tiyatro binasında Kayseri Şehir Tiyatrosu sahnesinde izlediğimiz ilk dava piyesi. Hazreti Ömer'in adaletinin Ömer'ini canlandıran oyuncunun adıyla çıkan kitaplarıydı. Kayseri kütüphaneme giren ilk kitaplar. Hidayet Duyuşlar, Şule Hanım'ın kitapları. Bu tiyatro onun kocasının yönettiği tiyatroydu. Dönemin günlük gazetesinde Eygin'in bugününde yayınlanmış gazete yazıları. Henüz o zamanlar kızlık soyadına bir ek olarak getirilmiyordu evlilik soyadları. Sonra Kars oldu, sonra tekrar Şenler. Kürt kitabı ise Ekimoğlu'nun Niyeli'siyle yarışan Huzur Sokağı oldu. Bu altlı bir üç katlı evde oturduk uzun yıllar. Huzur apartmanı. Memleketimizde mahallemiz vardı, caddesinin adı cami olan. Tuhafiyesi kendisine Kanaat ismini seçen. Huzuru kalmayanların batsın bu dünya çığlıkları, o dönemin arabeskleri. İki ciltlik romanın yıpranmış son yapraklarında Birleşen Yollar filminden eklenmiş siyah beyaz foto romanlısı resimler vardı. İslamcılıkla yolların çok ayrıştığı yıllarda roman dizileştiği renklendi. Bu 10 sene kadar önceki TV dizisini kastediyorum. Dönemin icabatına büründü. Yüksel Hanım'sa hastanelere gidip çıkmasıyla haber konusuydu artık. Siyasal lideri Necmettin olan bir siyasinin oğullarında huzuru kalmamış Müslümanlığın romanın esas oğlanının adını yaşama şanssızlığını buldu. Bilal Erdoğan. 28 Ağustos gün inmeden Şule Hanım'ın 81 yaşında vefat ettiği haberi geliyor. Yarın Eyüp'ten cenazesinin kalkacağı devam haberleri, taziyeler. Biyografi sitelerinde ölüm tarihiyle güncellenen sayfeler, her ölümde olduğu gibi kayıtlara girmeye başlayan yaşanmışlıklar, 20 yıl önceleri yaşayan alefler içinden ayırarak oluşturduğum Mümin Alefler kümesinin Şule ablası artık seleflerin bir parçası. Varoluş kuşağının 20 yaş daha yaş almışlar içinde yaşadığı Müslümanlığın
dava denen bir hasretin yalnız nostaljik bir değeri kalmış olduğu satırları. Artık Karaköy senaryoları, Yalı Pelikanlı devri, Direniş günceleri yayınlanmıyor. Babacan var denilince ilahiyattaki hatigeler anlaşılmıyor. Kılıçlaşan kalemler için Babacan artık Ali'dir. Bilal'in kız kardeşi İstanbul Sözleşmesi'nin paratöneridir. Yarım asır öncesi Çoraklar Mahallesi'nden geçerken Kur'an kursu öğrencileri kervanına katılan çocuklar içinde büyük bir ablamız vardı. İlkini onun elinde gördüm uzun sokağını. Kendinden birkaç yaş büyük var ya da yok, yatılı invatip son sınıf öğrencisi hocamızın hediye ettiği roman okuyan genç kız ablamız. Ders temrinleri yaparken biz küçüklerin kulağına caminin bir sütununda roman üzerinde konuşan hocamız ve ablamızın sesleri gidiyordu kulaklarımıza. 50 yıl öncesi romandan hayata akan Bilaller, Feyzalar. Kaçının yolları birleşti, kaçı bir yastıkta kocayacaklar. Bugün düğünde davetli olduğumuz gençlerin birkaç yıl geçmeden ayrılan yollar haberlerini alıyoruz. İstanbul Sözleşmesi altında laikliğin hamd edenleriyiz. Huzuru kalmayan dünyada huzur mahallemiz yok. Şule bir ışık hüzmesi. Çeyrek asra varmamış yaşlarda gençler koro halinde okuyorlardı. 88 Ağustos'unda Kur'an'dan bir mümineler geçidini. Kur'an'da adı olan kadınları. Bugün huzur sokağında kadının esamesi yok. Erkeğin var mı ki? İnanmış insanların dünyası. İki ayrı karakter yaşıyor içimizde. Yeni bir yıla giriyoruz. Bir Muharrem'de İslami yunu konuşuyoruz. Huzur sokağının banisi yok listemde. Küme düştüğünden değil, kümenin yalnızlarından olduğu için belki de. İstanbul'un muhafazakar hanımlarının mahallesinde bile hicabın uğramadığı, üstadların hanımların hicap taşımadığı yıllarda hicabıyla mapus dallarında yatan bir küme. Kendisine atfet diye de söylenen Cumhurbaşkanı'na o gelsin benden af dilesin diyen bu dönemin Cumhurbaşkanı. Şenler'in cenazesinde şimdi bir Cumhurbaşkanı var. Seher Mecmuası'nda Şehir Mecmuası'nın ala dergisi olmadığı bilenler şu andaki sosyetenin dergisi geçiş yıllarının kümesinin öncüsü. İdealist mücahidiler artık müteahhit hanımları. Kıbrıs'tan kalkan, Kayseri'de kıble bulan bir dünyadan doğduğu 29 Mayıs'ın fethettiği kentte kuşun kanatları uçmaya doğru yol alıyor demişim. Gecemiz sahibi olsun arkadaşlar.